Şimdi Profesör Doktor Nevres Koylan'la cinselliği konuşmak istiyoruz. Hocam, hayatın içinde her şey var. Hayatın bir parçası da cinsellik. Cinsellik konusunda nasıl davranmalıyız? Nasıl yaşamalıyız? Ve bu konuda nasıl bir beklenti içinde olmalıyız? Şimdi cinsellik hayatın önemli bir parçası hakikaten. Ve bu parça içinde insanların bazen bunu abartarak hakikaten hayatlarının oda haline getirdiğini görüyoruz. Bu her iki cins için de söz konusu ama erkekler açısından daha fazla söz konusu. Ve bir takım ufak aksaklıklar gerçekten erkeklerde çok ciddi bir şekilde sorunlara yol açabiliyor. Onun için hakikaten cinselliği bir şekilde ölçülü bir tarzda kontrol altında tutmak önemli bir faktör durumunda. Bunu kontrol edemezseniz bu sefer bu durum ciddi bir stres kaynağı olma yoluna gidiyor. Erkek cinselliğinden bahsedersek, erkek cinselliğinin iki tane ana elemanı var. Bir tanesi libido, yani cinsel arzu. İkincisi potens, yani bu cinsel arzuyu gerçekleştirebilme gücü, imkanı. Daha doğru bir deyişle erkek için sertleşme problemi. Genelde eğer hem libidonun hem potansın ortadan kalkması durumunda çok büyük bir problem yok. Çünkü insanın hayatında pek fazla cinsellik yer almıyor demek. Erkekten bahsedersek. Ama cinsel arzunun devam edip de potansın, yani cinsel gücün kaybı durumunda bu ciddi bir şekilde problem yaratıyor. Bu durum özellikle belli bir yaşın üzerinde son derece büyük etkiye sahip ve erkek açısından baktığınız zaman bu neredeyse bir zaman sonra insanlarda hayatın odağı haline geliyor. Yani 70 küsur yaşındaki torun torba sahibi adam mesela son günlerde moda olduğu şeklinde aşı olmaktan kaçıyor. Neden diyorsun? Cinselliği öldürüyormuş diyor. Yani 70 yaşındaki torun torba sahibi olan bir adam artık üreyememekten niye korksun diye düşünüyorsunuz ama bu bir içgüdü. Dolayısıyla hakikaten önemli bir problem olarak kendisini gösteriyor. Ve bunun kalp damar sistemi üzerine de yansıması var. Çünkü bu bir stres sebebi oluyor ve bu stres sonuçta kalp damar sistemine yansıyor. Bunun sonucunda damarlar büzüşüyor. Damarların büzüşmesi ve damarların içindeki damar sertliği vesaire problemler ilaveten bu stresle daha da artıyor. Dolayısıyla işte cinsel bir takım kusurlar, sertleşme problemleri vesaire stresi arttırıyor. Bu stres o cinsel problemleri daha da ağırlaştırıyor. Bu şekilde bir kısır döngü içine giriliyor. Ve bu konuda çok çeşitli faktörler suçlanıyor. Bu faktörler arasında ilaçlar da bundan sıklıkla nasibini alıyor. Ama esas olan burada ilaçlardan daha ziyade aslında bu kısır döngünün bizatihi kendisi. Ve bu girift bir konu. Kadın cinselliğine gelince burada iki tane temel konu söz konusu. Birincisi, kadın cinselliği erkeğin aksine dönemsel. Dolayısıyla bir adet döngüsü içinde kadının cinsel arzusunun arttığı ve azaldığı, yok olduğu dönemler var. Genellikle yumurtlamaya doğru kadının cinsel arzusu giderek artıyor. Yumurtlama döneminden sonra da giderek azalıyor. Adet görmeyle birlikte neredeyse hiç noktasına iniyor. Ama benzer şekilde buradaki bir takım aksaklıklarda bu dengeyi epeyce de bozabiliyor. Bu dengenin bozulması sonucunda da zaten işte adet bozukluklarından çikolata kistlerine,
rahimdeki miyomlardan sancılı adet görmeye ya da düzenim tamamıyla değişmesine yol açabiliyor. Bu durum açıkçası pek çok faktörle ilişkili ama iki tane ana faktör var. Bir tanesi çevresel stres, diğeri beslenme bozuklukları ve metabolik bozukluklar. Mesela sık gördüğümüz polikistik over sendromu dediğimiz yumurtalıklarda kistlerle giden bir tablo var. Bu durumun çok büyük ölçüde şeker metabolizması bozukluklarıyla ve insülin direnciyle ilişkili olduğunu biliyoruz. O yüzden çok tipik bir şekilde kilo veremeyen bir kadın adet bozukluğu da var. Bir takım cilt sorunları vesaire de var. Ve yüksek seviyede stresi var. Bu bir sarmal halinde kendini gösteriyor. Ve bu durumda epeyce bir zaman pek çok başka problemi tetikliyor. Anne olma çağındaki kadınlar için bu epeyce bir problem ve bunun içinden çıkamadıkları zaman zaten bu sorunu çözmek çok mümkün olmuyor. Ondan sonra hadi gelsin tüp bebek arayışları vesaire. Yani cinsel isteksizlik temelinde üremeyi de durduruyor o zaman. Tabii ki. Çünkü stres karşısındaysanız karşınızda bir tehlike var. O sırada üreme kardeşim. Stres bittikten sonra üresin noktasına geliyor. Ya da vücudun anlayışı o tarzda. Çok sevdiğim bir endokrin hocamın lafıyla derdi ki vücudun en lüzumsuz hormonları seks hormonlarıdır. Çünkü bir tehlike anında ilk susan hormonlar onlardır. Vücudun ilk feda ettiği hormonlar onlardır. Nitekim o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de zaten seks ve üreme ihtiyacı aslında bir açlık, iki kendini koruma ihtiyacından sonra ancak üçüncü sırada yer alır. Hatırlarsınız çok eleştirilmişti şu pandeminin başlarında ilk sokağa çıkma yasağından sonra milletin marketleri yağmalaması. Ya hiç kimsenin evinde işte unu makarnası yok mu, ne bu yağmanın sebebi demiştik. Bunun temel sebebi o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve bunun sonucunda da herkes öncelikle açlıktan korktuğu için markette ne bulduysa oluyordu. O yüzden işte hazır bisküvi çeşitlerini falan dolduran adamların epeyce ne bir şeyi yapılmıştı, muhabbeti yapılmıştı. O Maslow kuramına göre son derece doğal bir şey. Açlık ve susuzluk güdüsü çoğu zaman yaşamı tehdit algısının önüne geçer. Yani karnı doyduktan sonra yaşamının tehlikesine bakar canlılar genel olarak. Öncelikle bir yaşamı sürdürmek için gerekli olan gıdayı almanın peşine düşer. Nitekim yaşamı tehdit de açlığı tetikler. Bu sebeple çünkü mücadele edeceksen güç kuvvet lazım. Ha, bu aşamaların hiçbirinde cinsellik yok. Çünkü cinsellik biraz daha rahat bir ortam isteyen bir olay. Ve bu rahat ortamın sonucunda zaten o hormonlar belli bir kıvamı bulup da o noktaya gelebiliyorlar. Bunun mekanizmaları epeyce ne karışık. Gerekirse büyük nörohormonal mekanizmalarını da anlatırız ama çok bunu bilmeye gerek yok. Buradaki cinselliğin en önemli tehditlerinden bir tanesinin kronik stres olduğunu bilmek lazım. Hocam sizce cinsellik olmazsa olmaz mı? Yani bu ne atfettiğinize göre, cinselliğe ne atfettiğinize göre epeyce ne değişen bir şey. Dediğim gibi kimi insanlar işte 70 küsur yaşında torun torba sahibi adamlar cinsellik olmazsa yaşayamayacağını falan düşünebiliyor. Ama buna karşılık cinselliği
pekala askıya almış pek çok başka insanda görebiliyorsunuz. Cinselliği askıya alma işini kadınlarda daha sık olarak görebiliyorsunuz. Çünkü doğal yapının bir sonucu olarak erkeğin temel amacı tohumunu saçmak, kadının temel amacı yavru sahibi olmak. O yüzden mesela annelik içgüdüsel bir davranıştır. Ama babalık öğrenilmiş davranıştır. Bu bakımdan cinsellik erkekte o tohumunu saçma güdüsünü büyük ölçüde tatmin ettiği için geçerli. Ve cinsellikten yoksun kalma da o ben tohumumu saçamayacağım noktasında. Yani temelde o alfa erkek olma rolünden vazgeçme anlamına geldiği için zaman zaman ciddi sorun yaratabiliyor. O bakımdan bu dediğim gibi kişinin kendi sosyokültürel altyapısına göre çok değişkenlik gösteren bir yapı. Bir takım şeyleri biliyoruz. Yani mesela hipertansiyonda cinsellik ciddi şekilde tehdit altındadır. Diyabette çok ciddi şekilde tehdit altındadır. Metabolik bozukluklardan ötürü. Damar sertliğinde ciddi şekilde tehdit altındadır. Başka kronik hastalıklarda, kronik iltihabi bozukluklarda yine bu konuda ciddi problemler vardır. Ve bunların tamamı cinselliği oldukça kötü etkileyen durumlardır. Bir başka şey daha, uyku bozuklukları gene cinselliğin en büyük tehditlerinden bir tanesi. Eğer düzenli uyumuyorsanız, o zaman cinselliğiniz de ciddi şekilde tehlike altında demektir. Bizim çok sık bildiğimiz bir kamyon şoförü tablosu vardır. Kamyon şoförü ne yapar? Kamyonun koltuğuna oturur. Yol kenarında kamyoncu lokantası diye bildiğimiz yerlerde karnını doyurur. İşte gidebildiği kadar yol gider. İmkan bulduğu yerde genellikle arabanın içinde uyur. Ve kamyon şoförlerinin çoğu ciddi şekilde kiloludur. Hareketsizdir. Ve aldıkları fazla kaloriler dolayısıyla metabolik bozukluk vardır. Bir başka şey daha. Sürekli kamyon koltuğunda oturmaktan testislerde devamlı olması gerektiği daha sıcak ortamda olduğundan orada yapılan testosteron ve diğer hormonlar da ve sperm üretimi de tehdit altındadır. Bunun neticesinde mesela kamyon şoförleri arasında cinsel bozukluklar ciddi şekilde fazladır. Neden? Yol stresi fazladır. Egzersizleri eksiktir. Metabolik bozuklukları vardır. Ve bu metabolik bozukluklarla birlikte bu insanların aynı zamanda testisleri de tehlike altındadır. Bu da genellikle epeyce bir bu kişilerde sorun yaratır. Uyku bozuklukları da ilaveten buna katkıda bulunur. Bu uyku bozukluklarının arasında hayatın normal o günlük ritminin, o sirkadiyen ritminin bozulması da gelir. Başka bir takım durumlar var. Mesela en sık bildiklerimizden bir tanesi özellikle vardiyalı çalışanlarda cinsel bozuklukların önemlice bir problem oluşturmasıdır. Ve diğer stresi yüksek işlerde çalışanlar. Özellikle işte polislerin, aktif cephedeki askerlerin, çok gürültülü ortamlarda çalışanların, işte sık sık nöbet tutan sağlık personeli ya da benzer geceyi gündüzü birbirine karıştıran stresli işlerde çalışanların tamamı cinsel açıdan belli bir tehdidin altındadır.
Bunların epeyce bir kısmında da çıkar ve bunu genellikle olması gerektiğinden daha geç fark ederler. Çünkü zaten onu düşünebilecek noktaya kolay kolay gelemezler. Peki hocam, siz bir hekim olarak kaliteli cinselliği anlatabilir misiniz? Şimdi kaliteli cinsellik için öncelikle kaliteli partner lazım. Her iki cins için de. Yani eğer ruhsal uyumunuz yoksa bedensel uyumunuz da olmaz. İkincisi, bu bir yarış değil. Karşılıklı olarak iki tarafında mutlu olmasını sağlayacak bir araç. Dolayısıyla olimpiyatta falan değil kimse, hiç kimse birbirine bir şey ispatlamak durumunda değil. Ve bunun tadını çıkartmayı bilmek lazım. Bunun ön hazırlığını bir şekilde yapmak lazım. Bu birden anında olan bir şey değildir çünkü. Karşılıklı olarak insanların birbirini istemesi ve bu istemenin üzerine giderek bunun için gerekeni yapması lazım. Bu çok kolay bir şey değil. Çünkü insanların sosyokültürel altyapısıyla da yakından ilişkili bir şey. Karşılıklı beklentilerle yakından ilişkili bir şey. Dolayısıyla sorunun cevabı çok kolay değil. Bu o insanın cinsellikten ne beklediğiyle yakından ilişkili ve o beklenti kolay kolay sonradan öğrenilen bir şey değil. O zamana kadar gelen birikimlerle de çok yakından ilişkili. Yani kısaca şunu söylemekte fayda var. Düğünden sonra sırtı yumruklanarak gerdek odasına sokulan bir damattan mucize bekleyemezsiniz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani çünkü orada o artık yeni karısıyla birlikte mutlu olması beklenen bir adam değil. İşte iyi performans göstermesi gereken bir cins boğa falan muamelesi görüyor. Öyle bir şey yok aslında. Yani o değil, karşılıklı olarak iki kişinin birbiriyle mutlu olacağı bir oyun cinsellik. Bunu yakalayamadığınız zaman tabii ki pek çok sorun çıkıyor. Bu konuda başka konuşmalar da yapılacak ama bunu sağlayamadığınız zaman bu o insanların cinsellik dışı ilişkilerinde de ciddi bir aksama sebebi oluyor. Ve bunun sonucunda da mutsuz erkekler, mutsuz kadınlar, işte yürümeyen ya da ite kaka yürüyen bir takım birliktelikler. Bunun bir neticesi olarak ortaya çıkan takıntılar, saplantılar, korkular ve benzer bir takım bozukluklar. Yani kocasıyla aynı yatağa girmekte çekinen kadınlar, işte belli bir performans için kendini şartladığı için erken boşalan adamlar ya da sertleşme güçlüğü yaşayan adamlar vesaire. Bu oldukça kompleks bir sorun. Onun için cinsellik biraz kendi kendine olan bir şey. Eğer siz rahat değilseniz cinsel performansınız da rahat olmaz. Ve bu bütün ilişkileri etkiler. İlişkileriniz etkilenirse hayatınızdaki stres faktörü de ciddi şekilde etkilenir. Teşekkür ederiz hocam.